Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Ben Noyan Doğan. Her zaman olduğu gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün açıkçası bütün programımızı tarıma ayırdık ama hani tarımın genel makro tarımdan bahsetmeyeceğiz. Biraz daha mikro ölçekli gideceğiz. İlk bölümde özellikle toplum sağlığını da ilgilendiren yumurta konusunu gündeme getireceğiz. Malum Gıda ve Tarım Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi çerçevesinde yumurta bölümünde tebliğini yayınladı ve burada çok farklı değişiklikler var. Ben de açıkçası çok detayını bilmiyorum. Biraz sonra hep birlikte öğrenmiş olacağız. Çünkü birçok ayrıştırma yapıldı. Burada önemli olan soru işte marketlerden aldığımız ya da nereden alıyorsak yumurtanın ne kadar sağlıklı olduğu, nasıl üretildiği, nasıl masaya geldiği, işte nasıl yediğimiz, çocuklarımıza yedirip yediremediğimiz. Yani biraz ilginç ve farklı bir konu. Dediğim gibi hep birlikte öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Murat Aslan'dan öğreneceğiz. İkinci bölümde ise dedik ya yine tarım diye Tohumcular Birliği Başkanı Kamil Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Bir yılı değerlendirelim. Tohumculukta ne oluyor? O da aynı şekilde masamızı, soframızı ilgilendiren bir konu. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Soru ve yorumlarınızı e-mail üzerinden iletebilirsiniz. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden de katılabilirsiniz. Varsa merak ettikleriniz sorabilirsiniz. Bana da hatta yol gösterebilirsiniz. Şu tarafını da sorarsan iyi olur diye. Az sonra sohbetimize başlayacağız efendim. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Aslan. Şimdi ben biraz bakıyorum önümdeki notları, arkadaşlar da koydular. Şimdi biz tabii benim yumurtayla tamamıyla ilişkim marketten ya da herhangi bir yerden alıp sofrada yemek evet. Çocuklarla birlikte. Ama baktım hani bu son özellikle gıda kodeksi tebliğine göre bayağı bir değişim olmuş, bayağı farklılaşmış. Ne diyorlar? 0 numara organik tavuk, 1 numara gezen tavuk free range diye, 3 numara kümeste kafessiz tavuk, 2 numara kümeste kafessiz tavuk, 3 numara kafes tavuğu. Nedir şimdi, ben bu işi evet. Anlatın bize. Yani bu iş bayağı bir sofrada yumurta yemekten çıkmış bir şeye dönmüş, bir evet. Böyle bir bilimsel olaya dönmüş. Yani nedir hikayesi bu işin? Tabii aslında tavukçuluk çok bilimsel yapılıyor dünyada, yetiştiriciliği, et tavukçuluğu da, yumurta tavukçuluğu da ve çeşitli yetiştirme metotları var. Başlangıçta kafeste, bu endüstriyel üretim kafeste, kafes tavukçuluğu şeklinde yapılıyordu ama günümüzde artık yavaş yavaş organik, tamamen katkılardan arındırılmış, onun yanında zenginleştirilmiş sistemler var. Örneğin kapalı kümeste olanlar var ama kafessiz olarak yaşayan ve üretilen hayvanlar var. Yine yarı ekstansif dediğimiz serbest alana ulaşabilen ancak kafeslerde de kalabilen hayvanlar. Son olarak da tamamen kafeste kapalı şekilde üretim metotları var. İşte bu hayvanların yumurtaları da bu üretim metotlarına göre kodlandırılmış oldu. Aslında yumurta kodlaması daha önce de vardı. Vardı. Yumurta evet. Üzerinde bir şeyler yazardı. Evet. Hiç okumazdık. Ülkenin ama. Kodu yazar. Örneğin TR. Sonrasında üretildiği ilin plaka numarası vardı. Sonrasında da kümesin ya da işletmenin numarası peki vardı. Şimdi bu kodlar gidip marketten işte tavuk reyonu, yumurta reyonundan alıyorsunuz. Bu kodlar orada yazıyor mu? Evet. Yumurtanın üzerinde bu kodlar her bir yumurtanın üzerine basılacak. Evet, belli bir büyüklükte etiket yönetmeliğine bağlı olarak belli bir büyüklükte okunabilir şekilde olması lazım. Ayrıca üzerinde sıfırın, o etikette yine örneğin sıfırın organik olduğu açıklaması da tüketiciye burada bilinçlendirmek amacıyla yazılacak. Ya da birin neyi açıkladığına dair bir tamam, şimdi sizin sözlerden şunu anladım. Biz markette sıfırdan üçe kadar kodlama görüyoruz yumurtanın evet, üzerinde değil doğru, mi? Doğru. Tamam. Bu hangisini alacağız? Yani hangisini seçeceğiz? Evet. Yani yumurta bildiğin yumurta ama hani şimdi koda girdiğinde 0, 1, 2, 3... Bunlar arasında tam yetiştirme açısından farkı anladım. Hı hı. Ama hani masaya getirip koyduğumuzdaki hangisini yemeliyiz, neyi almalıyız,
bir şey diyebilecek misiniz onu bilmiyorum. Tabii yani şunu alın derseniz o da kötü bir şey. Doğrusu yalnız şöyle bir şey var. Tabii ülkemizde tüketici alışkanlıkları değişiyor. Dünyada değişiyor, ülkemizde de değişiyor. Bu tüketici alışkanlıkları pazarlamaya da yansıdı. Hı-hı. Gerçek anlamda organik ya da yarı ekstansif dediğimiz işte yarı açık alanda gezen tavukların yumurtası mı? Bundan iyi ayırt edilmesi lazım. Zaten pazarlama usulü de burada ortaya çıkıyor. Maliyete yansıyor. Maliyet de tüketiciye yansıyacak. Her tüketici kendi bütçesi oranında ne yiyeceğine ya da çocuklarına ne yiyeceğine karar. Anladım. Bunların arasında fiyat farkları var. Olacak mutlaka. Yani organik tavuk mu daha pahalıdır? Gezen tavuk mudur? Kümeste kafessiz tavuk mu? Kafeste hangisi pahalıdır? Sıralamaya göre sıfırdan işte, 3'e kadar. Sıfırdan 3'e doğru maliyetlerin düşmesi lazım. Yani organik, 3 ucuz 0 evet, organik her zaman. Organik en pahalısı olacaktır. Hı hı. Doğal tavuk işte serbest alanda dolaşan tavuk biraz daha düşük. Peki bu sıralamayla gidecek. Veteriner hekimleri başkanısınız. Siz hangi tavuğu yiyorsunuz bu 0 ile 3 arasında? Hadi bakalım buyurun. Yumurta açısından mı söylüyorsun? Evet, tavuk. Yumurta açısından. Tabii yumurta. Şu ana kadar böyle bir sıralama yoktu ama ben yine çıktığında evet ben kendi çocuklarım açısından organik sıfır. Yumurtayı her zaman tercih ediyordum. Sıfır. Kendi açımdan açıkçası çok fazla bu ayırda gitmiyordum. Peki. Bunların yani mesela diyelim ki bir kere şu var. Her artık marketten aldığımız yumurtada bu rakamlar olacak değil evet, mi? Evet. Olmayan yok. Satılamayacak. Satılamayacak. Yönetmelikte o da var. Tebliğde o da var. Olmayan satılamayacak. Peki kesin. Mesela bir kısmımız hala çoğunluğumuz gidip işte bir takım çiftliklerden yani yumurtayı alıyoruz. Yani evet. Doğal deyip alıyoruz. Evet. Asıl bizim anlamdaki organik dediğimiz o bize göre. Evet. O ne olacak? Onda bir şey yok. Onun için ayrı bir tebliğ var. Az miktarda üretim yapanlar için 250'den aşağı tavuğu olanlar için ayrı bir mevzuat var. O mevzuata göre satabilecekler. Onun üzerinde ona ilişkin işaretler var. Onların saklama koşulları, son kullanım tarihleriyle ilgili sınırlandırmalar var. Örneğin 18. güne kadar markette kalabiliyor. 21. günden itibaren son kullanma tarihi olduğu için onların tüketilmesi ya da tüketimden kaldırılması gerekiyor. Genel olarak aslında yumurtaların saklanmasıyla ilgili evet. Uyulacak. Şimdi iki tane var. Kritik soru başladı sorular. Bir, bu yumurtanın saklanmasıyla ilgili soruyor işte bir ne Ayten Hanım, pardon Ayşen Hanım diyor ki buzdolabında mı dışarıda mı? Özetle. Buzdolabında. Öyle midir? Tabii ki. Buzdolabında. Şöyle ben onu kısaca ticari olarak tüketici almaya gittiğinde ne yapmalı onu isterseniz ifade edeyim. Aslında yumurtalar artı 5 ile 8 derece arasında saklanır. Hı-hı. Yani artı 5'in altında da olması çok uygun değil. Bu aslında mevzuatlarda çok güzel bütün detaylarıyla ortaya konmuştur. Markete gittiklerinde soğuk alanın dışında 18. güne kadar kalabilir yumurta. Bundan sonra şey almak zorundalar. Soğuk alan almak zorundalar. O da 5 ile 8 derece arasında olmalı. 5 ile 8 derece. Evet. Sağlığa zararlı mı yumurta şey olarak? Kolesterol, monosterol hikayesi. Evet. Şimdi bak beni ilgilendiren tarafı da bu. Burada da var birkaç tane. Aslında kolesterol yani fazlası sağlığa zararlı. Yalnız bir yumurtanın yaklaşık olarak 185 miligram kolesterol içerdiği çalışmalarda ortaya konmuş. Yetişkin bir insanın da alacağı yaklaşık 300 miligram kolesterol. Ona göre sağlığınızın yani kolesterol düzeyinize göre yumurtayı haftada 3 mü 4 mü yiyeceksiniz? Aslında bunu siz karar verirsiniz ama nedir? Ne yiyelim? Sağlıklı bir insan 3-4 yumurta yiyebilir. Yetişkin sağlıklı. Kolesterol bir, açısından evet. Sorun yaratmaz. Çocuklar açısından da yine haftanın her günü yumurta yemesini çalışmalar öneriyor. Evet. Renkli yumurta. Evet. Şu nedir? Evet. Bizim bildiğimiz renkli yumurta eskiden işte senede bir Paskalya falan işte öyle bir şeylerde evet. Olurdu. Şimdi renkleri var bu yumurtaların. Evet. Nedir bunlar? Şimdi bunlar yerli üretim mi ithal mi önce? Bunlar bu tavuklar yurt dışından getirildi. İthal özellikle Güney Amerika'da bulunan bazı tavuk ırklarında bulunan bazı genler yumurta kabuğuna farklı renkler verebiliyor. İşte mavi, yeşil, koyu kırmızı, koyu kahverengi gibi renkler verebiliyor. Şimdi bunlar ülkemize getirilip üretilmeye başlandı ve bir çeşit aslında pazarlama yöntemiyle yumurta fiyatları inanılmaz arttı bunlardan.
30 tane yumurtayı 10 liraya aldığımız bir ortamda markette bu yumurtaların tanesi 9-10 liraya satılmaya başlandı ve karlı da bir alan oluştu. Ancak var mı bir hikmeti? Tamamen kabukla ilgili. İçerik olarak. Bakın kabuktaki hiçbir madde yumurtanın içeriğine geçmez. Bu boyar madde sadece şeyde tavuğun kendi geniyle ilgili. Nasıl ki bazı tavuklar küçük bazıları büyük oluyor. Bu da yumurta rengi geni ayrı bir şey. İçerik anlamında protein açısından diğer taşıdığı besinler açısından hiçbir şekilde bir farkı yok aslında. Yok boş boşuna para yani evet. Yüksek para ödemeye. Yeri gelmişken de şunu yumurtayla ilgili hakkını vermek lazım. Yumurta iyi bir protein kaynağı aslında. Tüketmek lazım. Evet. İçerdiği esansiyel amino asitler açısından önemli. Tamam tüketmek lazım ama Yılmaz Bey şöyle bir soru soruyor. Diyor ki yumurta çok pahalı diyor. Evet. Aslında gıda ürünleri tümden çok pahalı Türkiye'de. Bu üretimle ilgili bir şey değil. Türkiye'de önemli miktarda yumurta üretiliyor. Bir şekilde bu pazarlamayla ilgili dengeler, o ticari döngü bunu getiriyor herhalde. Burada müdahil olmak lazım. Bunu yönlendirmek lazım. Ama pahalı değil mi pahalı, Türkiye'de? Tabii pahalı. Yani. Peki bu çift sarılı yumurta? Çift sarılı yumurta yine genetik olarak hayvanların dünyada ve ülkemizde hibrit hayvanlar var. Yani farklı hatların, farklı ırkların bir araya getirilmesiyle oluşturulan tavuklar var. Bunların genetik olarak çift sarılı yumurta yapması doğal. Yani bir zararı yok yani. Yok, hayır, alıp hayır, yiyebiliriz. Hayır. Tamam soru çok ama ben biraz yumurtadan çıkayım herhalde. Bilinmedik bir şey yoktur tahmin ediyorum. Yumurta konusunda anladık. Yani bu işte bu numaraları göreceğiz artık. Ona göre evet. Alacağız marketlerden. İşte bunları da onu gösteriyor. Orada tüketiciye ben bir uyarıda bulunmak tamam. istiyorum. Yani denetim gerçekten yumurtada çok zor. Bakanlığın denetimleri var ama asıl denetici bence tüketiciler. Aldıkları zaman mutlaka o numaralara bakıp zaman zaman da sormak lazım. Bu numaralara ait faturalar yani bunlar gerçekten organik mi değil mi? Çünkü organik sertifikası... Yani onu da bilene doğru. Yani birisi bir orada basar. Sorgulamak lazım. Peki. Ya şu bir şey soracağım Murat Hocam. Bu marketlerde satılan ucuz et sağlıklı mıdır? Bunlar biz yerli üretim mi? Yani dışarıdan mı geliyor? Ve bunun yani denetimini nasıl sizler yapıyor olmanız lazım zaten? Evet, nedir burada evet. durum? Aslında bu dışarıdan gelen miktarı da var. Bu aslında ayrı bir konu. Yani ayrıca evet. gelin de konuşalım da bunu son 3-4 dakikaya sıkıştırdım ama gelin de detaylı konuşalım evet. ama biraz bahsedelim. Evet. Aslında satılan ucuz etin çoğu dışarıdan geliyor. Sağlık açısından bakarsak ülkedeki etten çok bir farklı olduğunu düşünmüyorum ama bizim aslında yeme alışkanlıklarımıza biraz aykırı içerik açısından. Öyle mi? Evet. O yüzden son zamanlarda tüketiciler bununla ilgili şikayetlerini dile getirmeye başladılar. Ne farkı var yani? Ne lezzet açısından, kıvam açısından bir de zannediyorum yolculuk ve sonrasında çünkü çok farklı fizyolojik stres kaynakları tabii. aslında karışıyor orada. O hayvanların buraya getirildikten sonra kesilmesi sürecinde onu soracağım. Etkenleri... Biz et getirmiyoruz. Hayvanı getiriyoruz değil mi? Yani hayvanı getirip burada kesip ucuz et diye evet. Tarım Bakanlığı menşeyle veriyoruz. Evet. Çünkü orada İslami usullere uygun kesilip kesilmediğini bilmiyoruz. Şimdi buradan veteriner hekimlerimiz gidiyor aslında. Orada sağlık başında kalarak kesmeye ve sonrasında post mortem muayeneyi yani kesildikten sonra muayene yapmaya çalışıyorlar ama gerçekten bu çok zorlu bir iş. Diğer taraftan da hayvanların hangi hastalık etkenine sahip olduğunu, kuluçka süresini, orada hasta olmayabilir ama hayvan burada hasta olabilir. Bütün bunları... Kuluçka süresi ne kadardır? Hastalık etkenine göre değişir. 3 gün olan da var, 25 gün olan da var. O süreci burada tamamlayıp hasta olacak hayvanlar da var. Bir de siz sordunuz, söylemem gerekiyor. Artık löpette, yani karkasın dışında kemik olmayan löpette getirmeye başladık. Asıl büyük risk... Orada galiba. Burada. Ayrıca hayvan... ürünleri getirmek bence hayvancılık açısından bir risk. Hadi. Ama içeride de pahalı hocam ya bu. Ama bizim bakın, piyasayı dengeliyor bakanlıkta. Bakın bir örnek vermek istiyorum. 2016 yılında et üretimimiz %25 düştü. Hayvan sayımız aslında yüksek. Peki neden düşüyor? Çünkü dışarıdan gelen ithal et nedeniyle içeride tüketici elindeki hayvanı kesime gönderemiyor. Onunla rekabet edecek durumda değil aslında. O yani nedenle aslında hayvan var diyorsunuz. Var yani. Tabii. Şu an 15 milyon büyükbaş hayvanımız, 45 milyona yakın da küçükbaş hayvanımız var.
Bu iyi bir rakam. Ya şu eti konuşalım ya, önümüzdeki haftalarda gelin de bu önemli yani. Hani bu sonradan bir takım sağlık riskleri taşıyacak mı, nedir, insanlar neyle, çünkü hani hücum ediyorlar falan da yani, evet, biz evet, ne olduğunu bilmiyoruz. Yani mesela BSA halen var mıdır bizde, Türkiye'de? BSA hala bir risktir. Bütün dünya için, Türkiye için de önemli bir risktir. Burada işte bu löpet ya da hayvancılık ürünleri ya da kan ürünlerinin ülkeye getirilirken buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Peki bir soru var. Yani soruların içinde bir tanesi var. Bu marketlerde satılan sıvı yumurta hakkında ne diyor konuğunuz diyor. Böyle sıvı yumurtalar da var, evet, değil mi? Evet. Aslında A sınıfı yumurta dediğimiz kabuklu olarak bizim soframıza gelen ya da markete gelen yumurtalar dışında sanayide hem kolaylık açısından bazen de A sınıfı olarak değerlendirilemeyecek yumurtaları bu şekilde. Ama var marketlerde yani, ben de görüyorum. Var. Yani onu alıp biz kullanabiliyoruz herhalde. Evde zaten sattığına göre kullanıyoruz. Evet, kullanılabiliyor. Zararı var mı? Ben tercih etmiyorum. Niye? Tamam, ben tercih ederim. Tercih ederim. A sınıfı yumurta kabuklu olarak sofraya gelen tüketime sunulan yumurtadır. Bunun dışında kalanlar genelde B sınıfı olarak tanımlanır ve sıvı yumurta olarak değerlendirilir. O bakımdan bir tutmak doğru olmaz. A sınıfı yumurta. Bildiğin yumurtayı alıyorsun yani, evet, öyle şeylere girme. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz ama yani ben şimdi Aytaç'a da söyleyeceğim. Önümüzdeki haftalarda gelin. Şu et konusunda da çok soru var. Hani süre, evet, dar. Biraz o eti konuşalım istiyorum. Evet. Hani bunu çok şey yapmadık. Peki. Bir de şeyleri aslında veteriner hekimlik hizmetlerini konuşmamız lazım. Buzağı ölümleri vesaire çok önemli. Buralara hiç giremedik. Tamam, şey yapalım. Bir dahaki sefer yani önümüzdeki haftalarda gelin konuşalım. Tamam. Murat Hocam teşekkür ediyorum. Az sonra tekrar huzurlarınızda olacağız efendim.